Merhabalar, Pathfinder Arcade uygulamasına göre bu videonun konusu Wrapped Quill yani Quill projesi olacak. Başlayalım. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Quill projesi CoinGecko'da yaklaşık 600. sırada ve yaklaşık 100 milyon dolar market cap'e sahip. Projenin gerçek adı Quilibrium aslında. Web sitesine girdiğimiz zaman karşımıza merhaba World Wide Web yani internet diyor. Arkada bir dünya görüntüsü var gördüğünüz gibi. Burada da 2.0 mainnet şimdi yayında, güncellemelerinizi yapmayı unutmayın diyor. Şimdi biz bir web sitesine girdiğimizde bu basit tasarımı ve hemen başında da Hello World Wide Web gibi açıklamalar gördüğümüzde aklımıza gelen ilk şey şu olmalı. Bu proje bu teknolojiyi en çekirdek aşamadan düşünüyor şeklinde anlamamız lazım. Yani İnternetin temellerini bile göz önünde bulundurarak en basit haliyle ilk mesajlaşma konseptiyle düşünüyor diye düşünmemiz lazım. Çünkü benzerlerini daha önce zaten görmüştük bu bakış açısıyla. En temele kadar indiğiniz zaman, bir yazılım yazmaya kalktığınız zaman ilk olarak hello ile başlayıp o işi kökten ele almış oluyorsunuz. Bu projede yine blockchain mantığını, internet mantığını kökten ele alarak çok geniş çaplı bir iş yapmaya kalkışmış bir proje. Kendine ait bir chain'i var. Bu chain'e tam anlamıyla bir blockchain demek de mümkün değil şu anda ama oraya doğru da yönlenebilir. Kendileri de aslında tam anlamıyla bir blockchain demiyorlar. Az sonra birazcık daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Önce CoinGecko'daki temel verileri bir anlamaya çalışalım. Toplam kaynağımızda 822 milyon demiş. Doğru. Şimdi proje öncelikle Ethereum üzerinde bir token olarak çıkmış. Şimdi kendi ağlarını yavaş yavaş geliştirmeye başlamış durumdalar. 2.0 mainnet var. Köprü var. Ethereum'daki token'da kendi ağları üzerinde bir köprü var. Ama hala ana aktif token, borsalardaki token da Ethereum üzerindeki token. Yani önümüzdeki süreçte uzun ve zorlu bir token değiştirme süreci de olacak. Bunu da anlıyoruz buradan. Toplam kaynağımız 822 milyon. Maksimum kaynağımız şu anda sonsuz bir kere artarak devam ediyor. Bitcoin'e benzeyen bir mantığı var. İnternet üzerinde çeşitli grafikler varmış bu token'ın artışıyla alakalı ama onlara şu anda ulaşmak birazcık zor. Eski videoları izleyerek belki ulaşabilirsiniz. Şu anda %30'lar civarında bir yıllık enflasyon var. Önümüzdeki yıllarda bu %30 azala devam ediyor. 25, işte 21, 20, 18 şeklinde devam ediyor. 4-5 yıl sonra %10'ların altına iniyor. Ondan 4-5 yıl sonra da sıfıra doğru yaklaşıyor. Yani Bitcoin'e benzeyen bir mentalitesi var ama 2030'lara doğru ancak sıfırlara doğru iyice çekilmeye başlıyor. Yani şu anda enflasyonumuz birazcık yüksek. Toplam kaynağımız doğru. Sirkülasyon kaynağımızda VC'lere yani kapitallere ön satışlar yapılmamış. Halka da ön satışlar yapılmamış projede. Fair launch yapılmış. Adaletli başlangıç yapılmış. Madencilik usulü bir başlangıç yapılmış. O yüzden sirkülasyon kaynağı yüksek olarak devreye giren projelerden bir tanesi. CoinGecko'daki serüveni şu anda 6 aylık olmasına rağmen sirkülasyon kaynağı %80'ler civarında. Tabii %100 değil. Yine tarayıcı açıp siz de kontrol edebilirsiniz. %80'ler civarında sağlam bir sirkülasyonu var. 6 aylıkta CoinGecko grafiği var. Proje henüz genç ama hızlı bir şekilde en azından sirkülasyon açısından olgun bir projeye dönüşme potansiyeli olan bir proje. Ama aynı zamanda enflasyonumuz yüksek olduğu için bu hızlı olguna dönüşürken de süreci birazcık uzatacaktır. Borsalara geldiğimiz zaman belli başlı borsalarda listeli olduğunu görüyoruz. Yani iki tane önemli notumuz var. Bazı borsalarda listeli ve o isimler burada yazmıyor. Birinci notumuz bu. İkincisi de burada Uniswap üzerinde birçok likit de görünüyor. Bakın merkeziyetsiz ortamdaki likiditeler de görünüyor. Yeni projeler Ethereum üzerinde başka ağ üzerinde token oluşturdukları zaman ilk önce likiditeleri oluşturuyorlar. Sonra listeleme süreci başlıyor gibi bir süreç var şu anda. Burada likiditeler genelde 10 bin 20 bin dolar seviyelerinde likiditelerle başlanıyor. Sonra o yavaş yavaş arttırılıyor. Hem listelemeler hem de likiditenin artışı gibi. Ama burada burada Uniswap'ın 3. versiyonun üzerindeki her bir likiditenin altında 400-500 bin dolar likidite var. Hepsini topladığımızda 2 milyon civarı yapıyor. Borsalardaki likiditelerle birlikte yaklaşık böyle bir 3 milyon dolar civarında ana likidite ile giriş yapılmış görünüyor. Yani evet kapitallere ön satışlar yapılmamış, halka ön satışlar yapılmamış ama ekip bir bütçeyle giriş yapmış buraya. Bir yerlerden gelen bir yatırım var ya da ekibin kendi bütçesi var. Bunu buradan anlıyoruz. Güçlü bir giriş var piyasaya. Önemli noktalardan bir tanesi. Detaylara girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz şu anda orta düşük. Ortaya daha yakın. Sirkülasyon yüksek ama enflasyon da yüksek. Grafiğimizdeki riskimiz, grafik fiyattaki riskimiz orta düşük. Yine birazcık ortaya yakın çünkü genç bir proje, çok zaman geçmemiş. Borsalardaki riskimiz yok denecek kadar az. Zaten projenin çıkışı da bütçede olduğu için yeni borsa listelemeleri de gelir gibi görünüyor. GitHub'da şu anda az sayıda paylaşım var. 6 tane gördüğünüz üzere. Bunlardan da şu 5 tanesi çok büyük paylaşımlar değil. Sadece şuradaki Ceremony Client dediğimiz büyük bir paylaşım ve sürekli güncellenen paylaşım bu. Projenin de şu anda çekirdeğini zaten bu oluşturuyor. Proje kendi geliştirmeye çalıştığı ağdaki bir client'ı var. Bu da o ağın uygulaması olarak değerlendirebilir. Şu anda yoğun olarak tabii ki node operatörler yani madenciler tarafından kullanılıyor. Twitter'a geldiğimiz zaman bir Twitter hesabı görünmüyor burada community'nin altında. Twitter'da ara diye bir buton var. Buna bastığımız zaman bazı sayfalar çıkıyor. Tıkladığımız zaman şuradan Quilibrium'u bulabiliyoruz ama direkt bulamıyoruz. Proje 6 aylık CoinGecko serüveni içerisinde çok teknik bir işin içerisine girip sadece ona fokuslanmış durumda. Klasik bildiğimiz kripto projelerinden değil. Twitter hesabı hemen açılmamış. Gördüğünüz gibi burada Kasım 2024 diyor. Daha yeni paylaşımlar yapılmaya başlamış. Burada gördüğünüz gibi bir kadın var. Twitch olarak görünüyor. Sonra göreceğiz. Bu da zaten projenin kurucusu. Bayağı özgün bir proje. Kurucusu da bayağı özgün bir insan. Farklı bir insan. Az sonra değineceğiz kendisine. Twitter'ımızda daha yeni başlama var gördüğünüz üzere. Bu da önemli notlardan bir tanesi. Şimdi tekrar web sitesine gelelim. Önce bir projenin ne olduğunu, nasıl çalıştığını azıcık anlamaya çalışalım. Anlaması bir kere çok zor bir proje, onu söyleyeyim ve çok fazla veri bulmak da şu anda mümkün değil. Eğer projeyi çok detaylı anlamak istiyorsanız, projeyle özellikle ilgileniyorsanız white paper var elimizde. Oldukça teknik. Bir de dokümantasyon var. O da oldukça teknik. İkisinden anlaması oldukça zor bir altyapı. White paper tıpkı Bitcoin'in white paper'ı gibi interneti, blockchain'leri, mevcut sorunları hepsini çok kökten ele almış. Çözüm için birçok teoriyle ortaya çıkmış bir white paper. Bayağı özgün yani. Dokümantasyon da bunu birazcık özet halinde anlatmaya çalışıyor ama yine de oldukça karışık. Şimdi biz burada en temel 2 tane özelliği üzerinden duracağız ama başka özellikleri de var. Bildiğiniz gibi blockchain ağlarında madenci makineler var. Bu madenci makineler birbirleriyle etkileşim halindeler. Bu etkileşimin sonucunda veriler sürekli olarak kontrol ediliyor ve bir chain çalışır hale geliyor. Tabi buradaki temel veriler transaction verileri, smart contract verileri ama bazı yüklü veriler var. Database dediğimiz, atıyorum değişkenlerin içerisindeki değerler. Bunların yığını çok büyük bir seviyeye ulaşabiliyor. Chain'lerin bazıları kendi üzerinde taşıyor bunu. Bazıları yan ağlarda, katmanlarda, depolarda taşıyorlar bunu ama hep birlikte hareket ediyor. Bunlar bir de veri tabanı var gibi düşünülebilir. Bu da merkeziyetsiz bir şekilde hareket ediyor. Bunun temellerine girmeyeceğim. Bu YouTube kanalında blockchain nedir diye videolar da var. Çeşitli videoların içerisinde zaten değinmiştik. Şimdi burada Quilibrium'u anlamaya çalışıyoruz. Quilibrium bir kere bu konuya oldukça farklı bir bakış açısıyla yaklaşmış. Nasıl? Şu anki mevcut chain'lerin yaptığı işleri kategorilendirmiş chain'in kendi içerisinde. Örnek veriyorum, bu chain'in kendi içerisindeki iletişim ağı devam ederken karar mekanizması nasıl çalışmalı? Yani bir transaction doğruluğuna karar veren mekanizma nasıl çalışmalı? Bir etkileşim için smart contract oluşturulduğunda bu smart contract bir uygulamayı mı temsil ediyor yoksa sadece bir veri depolamayı mı temsil ediyor smart contract? Transaction'lar ayrı bir kategori olarak değerlendirilsin. Cüzdanlar ayrı bir kategori olarak değerlendirilsin. Yani aslında şöyle, blockchain'de özgürlükçü ve merkeziyetsiz olarak çıkan bu altyapı Ethereum ve sonraki ağlarda smart kontratlar kullanıcıların bu smart kontratlarla etkileşimleri, çağımızda geliştirilen uygulamalar, bunların her birini doğru bir şekilde anlayıp analiz edip chain'in içerisinde ayrı kategorilere koyup her biri arasında özel bir etkileşim sistemi oluşturmuş bir ağ şu anda. Bunların her biri ayrı bir kategori olduğu için gereksiz şeylere yer vermeyerek, sadece gerekli şeylere yer vererek ve bunların arasındaki etkileşimlerin arasına da bir şifreleme sistemi koyarak, encryption koyarak özel bir ağ oluşturmaya çalışmışlar ve bunun aslında temel konsepti de proof of meaningful work olmuş. Meaningful da buradaki anlamlı iş demek. Ama aslında özü proof of stake'e de azıcık yakın. Ön madencilerin kim oldukları belli. Bir de meaningful olduğu için meaningful iş yapılması gerekiyor. Madenci node operatorların temeli de birazcık farklı. O yüzden sadece anlamlı iş yapılıyor. Gereksiz şeylere zaman ayrılmıyor ve şu anki kullanılan şeyler iyi kategorize ediliyor. Ve sonunda perfect, yani her yönden iyi bir şeyin oluşturuluyor. Temel mantık bu ama bu konu çok ciddi derecede karışık. Bunu anlayabilmek için white paper'ı çok iyi anlamak lazım. Neredeyse imkansıza yakın ama dokümantasyonu okuduğumuzda birazcık anlayabiliyoruz. İlgili herifiniz oralara bakabilirsiniz. Bir de bunun yanı sıra çok çok önemli bir ek özellik var. O da şu. Şimdi bir kullanıcı geldi. Bir transaction yaptı. Bu transaction'ı da chain'e gönderdi. Transaction yaparken aslında chain'e veri gönderiyor. Bir işlem yapıyor ve bu işlemin bir verisi var. Bunu gönderiyor. Gönderimini yaparken imza atıyor. Ve aynı zamanda da fee ödüyor. Bildiğiniz üzere bu şekilde işliyor. Fakat o veriyi biz chain'den geri çıkarttığımızda, kontrol ettiğimizde bunu hem herkes görebiliyor dünya üzerindeki, hem de hiç kimse buna imza atmıyor, fee de ödemiyor. O yüzden chain'lerin üzerindeki tüm işlemler takip edilebilir ve açık şeklinde. Ama Quilibrium'da diyor ki bir kere bizim internet dediğimiz şeyi az sonra web sayfasında da göreceğiz. Dünyadaki 3-5 tane kurum kontrol altına aldı ve her şeyi zaten takip ediyorlar. Tüm istatistikler üzerinden de her şeyi istedikleri bir yönlendiriyorlar. Ama internet bu değil. İnsanoğlunun özgürlüğü bu değil. Chain'ler de bu değil diyor. O yüzden siz bir transaction yaptığınız zaman veriyi gönderirken veya smart contract oluşturdunuz. Smart contract'ın içerisine başka bir veri koydunuz. Fark etmez. Bu verinin çekilirken herkes tarafından görülüp görülmemesine biz karar veriyoruz. Yani bir gizlilik mekanizması var. Bunun olduğu bazı chain'ler zaten var. Bunun yanı sıra bir de sadece belli bir zümreye göstermek istiyorsak onların cüzdanlarını tanımlayabiliyoruz veya sadece bir kişiye göstermek istiyorsak onların cüzdanlarını tanımlayabiliyoruz. Böyle de bir özellik ile privacy, yani gizliliği de esnek bir şekilde entegre etmeye çalışmışlar. Az önce başta söylediğim gibi bu anlattığım iki temel özellik bu ağın en temel özellikleri olduğu için bunları anlattım. Ama white paper ve dokümantasyona bakarsanız anlaşılması zor olan bir sürü yan özellik olduğunu göreceksiniz. Ve aynı zamanda dokümantasyon ve white paper'da yine özel bir not var. Biz bütün bunları bu şekilde kategorize ettik ve bu şekilde ağı ayakta tutup bunu yaygınlaştırmaya çalışacağız. Ama bu yolla ilerlerken burada modifikasyon yapmamız gereken noktalar olabilir. O yüzden bu nihai hal değildir. Direkt bu gerçekleşmeyecektir. Çeşitli değişiklikler olabilir ama yine de felsefemizden, vizyonumuzdan vazgeçmeyeceğiz diyor. Temel mantığı projenin bu. Bu kısmı anlamaya çalıştıktan sonra şimdi web sitesinin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim. Sitede zaten şu an çok fazla bir şey yok. Şimdi A yeni çıktığı için takipte olmak gerekiyor. O yüzden bir durum sayfası var. Durum sayfasında şu anda her şeyin çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyoruz. Bu şu anda bu aşamada olan projeler için önemli. Kendileri de oradan takip ediyorlardır. Bizler de oradan takip edeceğiz. Son imzaları görebiliyoruz. Bunlar transaction imzaları muhtemelen. Birazcık aşağı indiğimiz zaman da temel felsefesini projenin burada anlatıyor. Az önce konuştuğum konu internetin aslında şu an ölü bir yer olduğu, birkaç kurum tarafından manipüle edildiği ama bunun böyle olmaması gerektiği ve sonuna da internet sen çok yaşa şeklinde bir slogan koymuşlar. Yine white paper'ımız ve dokümantasyonumuz var. Aslında ana sayfamız şu anda burada tamamlandı. White paper dokümantasyon linki yine burada var. Bir Labs linkimiz var. Labs linkine girdiğimizde ağın az önce anlamaya çalıştığımız konseptlerinden belli olanlar belli olduktan sonra nasıl oldukları tane tane anlatılan, yani transaction'ların karar mekanizması nasıl oluyor tane tane anlatan, şifreleme kanalları nasıl gerçekleşiyor bunu örneklerle tane tane anlatan animasyonlarla ayrı ayrı kısımlar oluşturmuşlar. Burada henüz oluşmayan yerler var. A yeni zaten. Bir de token oluşturma konsepti var. Bunu aktif hale bile getirmişler. Tıklayıp hatta Pascal'inizi entegre edip token oluşturma sürecine bile girebiliyorsunuz ve bunu tane tane burada onu da anlatmışlar. Şu an hala birazcık genel kripto kullanıcısına göre uzak, karışık birazcık ama yine de geliyor, yani altyapı üzerine koya koya ilerliyor. Bir köprümüz var az önce konuştuğumuz gibi ağın kendisiyle Ethereum üzerinde. Bir swag var, yani işte tişörtlerimiz markayla alakalı. Eğer istersek şu anda dahil olabiliyoruz. Bir de source var. Bu da GitHub kodu ile aynı. GitHub üzerinde değil bu. Source olarak ayrılmış. Projenin kendi altında ama GitHub'daki paylaşımla aynı. Bu da aslında client'ın paylaşımı. Şimdi sitenin üzerinden de geçtik. Projeyi anlamaya çalıştık. Bir ekipten de haberdar olalım. Ondan sonra analiz etmeye çalışalım. White paper açtık. White paper'ın en üstünde şurada bir isim var. Cassandra Hart diye. Tıkladığımız zaman kopyalayabiliriz şuradan adını. Bir sayfa açılıyor. Kendisini YouTube'a yazdığımız zaman yapıştırdık Cassandra Hart diye. Çeşitli videolar görüyoruz ve kadının kendisini de görüyoruz gördüğünüz üzere. Şimdi bu videoları izlemenizi öneririm eğer bu projeyle ilgileniyorsanız tane tane. Çünkü bu kadın konuya çok ciddi oranda vakıf. Yani blockchain'ler, mevcut blockchain'lerin durumları, önümüzdeki süreçte neler olabileceği, mevcut problemler, bunların hepsine çok ciddi derecede vakıf. Ben en başta o white paper'ı bu kadının yazmamış olma ihtimalini düşünmüştüm. Videoları izledikten sonra dedim ki tamam, bu kadın yazmıştır. Bir de kadının background'ına bakmak isterseniz LinkedIn'larına işte adını soyadını yazdığınızda birçok şeyine ulaşabiliyorsunuz. 2000 geri kalan kısmına ulaşamıyoruz. Ama kadına ulaşabiliyoruz. Coinbase çıkışlı. Teknoloji firmalarında geçmişte oldukça görev almış çeşitli pozisyonlarda. En sonunda Coinbase'den çıkış yaptıktan sonra bu işe girişilmiş. Dediğim gibi ekibin geri kalanını göremiyoruz ama önemli bir bilgi var. Kadın kurucu olarak kamera karşısında konuya da en vakıf kişi, muhtemelen white paper'ın tamamını o yazmış. Ama buradaki likiditelerle birlikte bu işe girildiği için burada bazı partnerler var. Bizim şu anda bilmediğimiz arkada bir güç var. Bunu da dipnot olarak kenarda tutabiliriz. Ekipte anlamaya çalıştık. Şimdi projeyi bir negatif, pozitif yanlarını anlamaya çalışalım. Şimdi birinci konu negatif demeyelim. Soru işaretleri olan kısımlar diyelim. Bir kere proje kompleks bir proje. Şu anda web sitesine girdiğimiz zaman, birazcık araştırdığımız zaman ne olduğunu anlamakta çok büyük zorluk çektiğimiz, birazcık anladıktan sonra da gerçekten o anladığımız mı geliyor yoksa başka bir şey mi gelecek? Buralarda %100 emin olamadığımız, ekibin bütün kriterlerinin tam olarak ortada olmadığı, bildiğimiz klasik kripto projelerine baktığımızda aldığımız verileri alamadığımız, henüz çok çok erken safhasında olan Twitter'ını bile daha yeni şekillendirmeye çalışan bir proje. Yani çok devasa bir işe girişmiş ama şu anda tam olarak ne olduğunu anlayamadığımız zorlu bir proje. Bu ne demek? Hack olabilir ve süreç çok uzun sürebilir. Hack olsa da olmasa da süreç de çok uzun sürebilir demek. Aynı zamanda token'da yeni dağılıyor. Şu anki enflasyonumuz oldukça yüksek. Önümüzdeki birkaç yıl içerisindeki bir yüksek enflasyon olası ayı piyasasında negatif bir etki getirebilir. Bunlara dikkatli olmak gerekiyor. Ama projenin pozitif yanına geldiğimiz zaman çok 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 köklü bir şekilde ele alınmış. Tıpkı zamanında Bitcoin'in white paper'ı nasıl yazıldıysa aynı bakış açısıyla oluşturulmuş. Şimdi bunu söyleyince aklımıza Hecash gelecek. Yine bu YouTube kanalında incelemiştik. Hatta radarımızda, sepet serisinin içerisinde radarımızda durmaya devam ediyor. Şimdi Hecash de konuyu sıfırdan ele alıp Bitcoin'e benzeyen çok ciddi matematiksel bir ağ oluşturmuş durumda. O da çok özgün, çok 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 güçlü, geniş çaplı ve uzun vadeli bir proje. Quilibrium'da yine olayı kökünden ele almış, çok ciddi bir white paper'la yola çıkmış, uzun vadeli, köklü bir proje. Ama Hecash ile Quilibrium'un arasında bir fark var. Hecash'inki matematiksel bir düzen, buna NFT'yi sokmak çok zekice, çok adaletli, sürdürülebilir bir sistem oturtulmuş oraya. Ama Quilibrium'un ki piyasadaki genel devasa blockchain'ler, smart kontratlar, uygulamaların yazılması, gerçek kişiler, işte atıyorum ekipte ortada bir konsepti var. Aralarında fark var ama ikisi de çok uzun vadeli projeler. Quilibrium yapmak istediği şeylerin hepsini adam gibi oturtup birkaç yıl içerisinde tokenomics'ini belli bir noktaya getirip piyasada bilinir hale gelip büyük bir hackle de karşılaşmazsa muhtemelen üzerinde uygulamalar yazılmaya başlayacak ve uygulamalar yazılmaya başlayınca kriptodaki klasik ekosistemlere dahil olmaya başlayacak ve kullanıcı tarafından çok pozitif bazı özelliklere sahip olacak. Burada bir tık öne geçiyor. Ama tokenomics modeli olarak tabii Hecash'le kıyaslamıyorum şu anda. Belki Hecash'in daha pozitif yanları olabilir. Ama Quilibrium biraz daha internet computer gibi bir proje olmaya çalışıyor. Bu da pozitif yanlarıydı projenin. Şimdi finansal olarak değerlendirmeye çalışalım. Sert bir boğaya giriyorsak, bu boğada uzunca bir süre devam edecekse mutlaka boğaya er ya da geç belli noktada katılacaktır. Sıçramanın şiddetini bilemeyiz ama bana sorarsanız sıçramalardan sonra sert düşüşler ara ara olacaktır. Neden? Çünkü henüz enflasyonumuz çok yüksek. Henüz proje çok bilinir bir proje değil. Projeye denk gelen kişiler projenin altını kazdıklarında çok fazla kendileri için bir şey bulamayacaklardır. Bunlar için zaman lazım. Bu zaman içerisinde hack yaşamadığını düşünüyorum. Yani hack en olumsuz konu. Bu zaman içerisine giderken her sıçramanın akabinde bir düşüş olacaktır ki buradaki düzenlemeler yapılabilsin. Bu bir süreç. Tekrar ayı geldiği zaman da önemli bir kriterimiz var. Henüz enflasyonumuz çok ciddi derecede düşmeye başlamamış olacak. Yani muhtemelen şu an sert bir boğaya girsek bile bundan 6 ay 1 yıl sonra tekrar ayının geldiğini, belirli süre devam ettiğini düşün. O sırada bile hala enflasyonumuz %20'ler civarında olacağı için burada bir soru işareti oluşuyor. Ayı piyasasına dikkat edilmesi gereken bir proje. Ama ondan sonraki boğa ve ayılara artık enflasyonumuz, projenin tokenomics'i, projenin web sitesi, atıyorum uygulamaları, bunlar birazcık daha top hale gelirse sonra üzerine koya koya devam edecek ve piyasada çok köklü bir yere sahip olacak bir proje olma ihtimali var. Ve bunun en büyük belirtilerinden biri Coinbase çıkışlı güçlü bir ekip olması, büyük bir likiditeyle girilmiş olması, her şeyi çok kökten ele alınmış olması ve çok ciddi bir white paper olması. Gerçekten Bitcoin vari bir white paper'a sahip olması. Bunlar projeyi uzun vadede çok iyi noktalara getirebilir. Ama bunlar ihtimal. Şu an çok erken, risk yüksek bir proje. Sıralama olarak bana sorarsanız şu anda 600'de olan projenin önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde, yani 2 yıl diyelim, 300 ila 800 arasında gitgeller yaşama ihtimali olduğunu düşünüyorum. 300'ün üstüne çıkabilir, şaşırtır beni. 800'ün altına düşebilir, yine şaşırtır beni. Bu bandın içerisinde gider gibi 1-2 yıl boyunca. Ondan sonra taşlar yerine oturmaya başladıysa, ağ düzgün bir şekilde çalışıyorsa yavaş yavaş yukarıya çıkıp önce ilk 300, sonra ilk 200, sonra da ilk 100 ihtimali olan bir proje. Background'ı bunların olma ihtimalini gösteriyor bu projede. Muhtemeli var ama uzun vade olduğu için küçük etkileşimlere girip sürekli takip edilmesi gereken projelerden bir tanesi. Bunu da unutmayalım. Evet, bu projeyle alakalı söyleyebileceklerim bu kadar. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Lütfen dikkatli olalım. Sorularınız olursa yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.